Vallahi böyle yani. Şimdi bildiğiniz gibi yaklaşık 7 yıldır bu ilçede belediye başkanlığı yapıyoruz. Geçen dönem 5 yıl zarfında sadece merkeze hizmet ediyordu. Sadece merkeze hizmet ettiğimiz zaman bu araçlar bize yetiyordu. Tabii son 2 yıldır Büyükşehir yasasıyla beraber tüm kırsalı kapsadığı için araç filomuzu ister istemez güçlendiriyoruz. Tabii ki araç filomuz ne kadar fazla görünüyorsa da yeterli değil. Çünkü yaklaşık 223 yerleşim yerimiz var. Sürekli kırsallar çalışıyor. Merkezin %80'de uzanını şu anda bitirmiş durumdayız en hizmet olarak. Şu anda tekrar şey çalışmamız var. Elimizde 10 tane harfiyet kamyonu var. Köylerde biliyorsunuz köy işleri hepsini biz yapıyoruz. Stabilize falan yapıyoruz. Yine bir 6 tane alma düşüncemiz var. Günden güne güçlendirmeye çalışıyoruz. Biz hem sınır ilçesi olmamız münasebetiyle merkez tarafından unutulmuş gibi görünüyoruz. Yani ben kendim görüyorum. Yani halk, ilçe halkı da aynı şekilde görünüyor hizmet bakımından. Kendi çabamızda elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizde Akçakale nüfusuna kim kayıtlıysa, Akçakale ilçesine hangi köyü, hangi semt, hangi mezra bağlıysa biz herkese eşit mesafede hizmet götürmeye çalışıyoruz. Belli bir program dahilinde mi yapıyorsunuz? Tabii. Süreç olarak neyi kapsar kırsaldaki bütün aslında? Şimdi biz önümüzde 3 yıl kaldı. Yani bu dönem bitmesine 3 yıl içinde inşallah tüm kırsaldaki hizmetleri bitirmiş olarak öyle bir programlama yapmışız. İnşallah bitirmiş bir şekilde seçime hazırlanıyoruz. Biz yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Yani yarın öbür gün vatandaşımız demeyecek seçim döneminde mi gelip çalıştınız? Biz çift vardiya olarak şu anda çalışıyoruz. Gece ve gündüz vardiyası. Bunu kimse şimdi kadar yaptığını görmedim ama biz yetiştirmek için, çünkü yerleşim alanlarımız hem fazla hem vatandaşlarımız herkes kendi tarlasının başında yol yaptığı için yani ki bir köye geldiğimiz zaman bir haftada bitireceğimiz köyü bir ayda ancak bitirebiliyoruz.